mutlu günler sevgili seyirciler. Bu yılın son Bin Garaj programına hoş geldiniz. Evet, bir yılı daha acısı tatlısı, hüznü ve coşkusuyla geride bırakıyoruz. Yeni yılda öncelikle sağlık, huzur ve bol kazançlar temenni ediyoruz. En önemlisi yeni yıl gönlünüzden geçtiği gibi olsun. Bugün yine yeni bir otomobili birlikte test edeceğiz ve değerlendireceğiz. Geçen hafta ilk bölümde konuk ettiğimiz son Türkiye Rally Şampiyonu ve takımlar birinciliğini elde eden Burak Çukurova'nın sohbetini ikinci bölümde de dinlemeye devam edeceğiz. Endüstriyel tasarım uzmanı Enes Elver yine araçların bileşenlerinin detaylarını anlatırken Sim Garaj'da bu kez yine bir meslektaşımı Özkan Öztürk'ü konuk ediyoruz. Bin Garaj yeni bölümüyle başlıyor. 1920'li yılların sonunda çelik bilye üretimi yapan fabrikalarda başlayan macera, dünya çapında bir otomobil markasına dönüşmeyle bitmedi. O dönemde Avrupa'nın en büyük yüz ölçümü de ama en düşük nüfusuna sahip İsveç, otomobil dünyasının en güvenilir aracını üretmeyi başarırken, bunun da kalmayıp emniyet kemerini de icat ederek insanlığa müthiş bir armağan verdi. Ve İsveç bu icadı tüm dünyaya bedelsiz verdi. İsveç patente dünyanın en dayanıklı ve güvenilir otomobillerinden birini sizler için test ettik. Klasik yürüyüşten sonra yine güçlü bir aracın yanındayız. Evet, karlar ülkesinin kahramanının yanındayız. Evet, İskandinavya'dan gelen bir otomobilin yanındayız. Bizim dönemdeki otomobil severlere Volvo desek ilk aklına gelen şey ne olur Ceyhan abi? Sağlamlık tabii ki. Sağlamlık ve güven. Bir de yani uzun ömürlü otomobillerden bir tanesi. Bu da hani sağlamlığın yanına seni koruyor. Karoser çok güçlü ama diğer tarafta da ömrü çok uzun. Ömrünün çok uzun olması zaten şuradaki ambleme baktığımızda çeliğin tarihsel sembolü. Arabalarına arma olarak bunu koruyorlar. Yalnız şöyle bir enteresanlığı var. Şimdi ilk yapılan modellerde yıl 1927 bu amblemi radyatöre yapıştıramıyorlar. Tutturabilmek için iki tane çelik kuşak bağlıyorlar kaynakla. Ha, o ondan. Bu çapraz daha sonradan Volvo'nun simgesi haline geliyor. Evet. Sen gene tarihteki yerine araştırmadan güzel duramıyorum. Duramıyorsun. Öndeki panel bazı değişiklikler yapılmış, yeni bir kimlik kazandırılmış ama yine o ikonik kendi görüntüsünden hani bizim bir lafımız var ya 500 metreden baksan bu araba işte Volvo. Volvo diyoruz. Buna da diyoruz. Buna açıkçası da diyoruz. Ondan vazgeçmemişler. Ama çok sportif bir görüntü, agresif bir görüntüsü var gibi düşünüyorum. Sadece görüntü değil, kimliği de var. Agresif ve sportif de bir araç. Onun da içeride test ederken bakacağız. Dışarıda bazı özellikleri var. Onlardan da bahsedelim istiyorum. Hem bagajı hem arka tarafı. Evet. Difüzörlere bir bakalım. Değişik bir devam yapısı edelim. Var. Evet, bakalım. Evet Ceyhan abi, arkada anlatacak çok şey var. Yüksek şimdi, bir araç ama kullanacağımızda geniş bir alan var. Onların hepsini bir görelim. Şimdi bir kere beraber otomatik açılan bagaj kapağımız. Aynı zamanda ayak hareketleriyle de açıp kapatabiliyoruz. Tabii şimdi evet, bagajı açtığımızda ilk dikkatimizi çeken 3 sıra koltuk. 7 koltuk. 7 koltuk. Buna rağmen arkada kalan bagaj alanının rahatlığını göstermek istiyorum. Herhalde buraya 2-3 tane, 2 tane valiz alır diye düşünüyorum şu boyda. Rahatlıkla rahat alır. Ama elimde valizlerle geldim. Araba dediğin gibi çok yüksek. Hı hı. Öyle güzel bir kolaylık koymuşlar ki. Arabanın yüksekliğini alçaltıyorum ve yükleme kolaylığı sağlıyor bana. Ciddi bir alçaklık verdi yalnız. Verdi, evet. Bu buradaki tuşlarla ben bunu kontrol edebiliyorum. İşim bittiğinde de tekrar
Basarak da yükseltebiliyorum. Araç harekete geçtiğinde de zaten otomatik ayarlayabiliyor kendisi. Yani kısa boyumuz varsa bir dezavantaj diye düşünmeyin. Kendinize göre rahat rahat bunu ayarlayabilirsiniz. Özellikle tabii kadınlar için çok büyük bir rahatlık sağlayacağı kesin. Şimdi buradan açmışken 7. koltuk grubunun ne kadar rahat yatırılıp bagajın büyütülebildiğini de göstermek istiyorum. Başlıklar iniyor. Otomatik iniyor. Yatırıyoruz. Şimdi birinci hamle bu. Bu birinci hamle. Şimdi bir de bagaja bakalım. 640 litre bize hacim sağlıyor burası. Koltuklar açıkken de 340 litre sağlıyor ki 340 litre dediğin zaman bir binok otomobil, hatchback otomobilin bagajından bile büyük olduğu söylenebilir. Evet. Bu arada arka 7. koltukların da bazı detayları var. Havalandırmaları direklerde bardaklığı var. Yanında küçük bir şurada çok hafif gösterebiliriz. Küçük bir cepleri var iki tarafında. O da gayet kullanışlı görünüyor açıkçası. Yani burayı kolluk olarak da tasarlamışlar zaten. Evet. Dediğin gibi havalandırmaları özellikle en arka grubunda klima ihtiyacını veyahut da ısınma ihtiyacını karşılayacak seviyede. Biz kapılardan açalım. Arkadaşlar buradan görüntüyü alsın. O koltukları da indirelim beraber Ceyhan abi. Haydi. Onu da bir görelim. Aslında tek mandal hareketiyle ikinci ele ihtiyaç bile duyulmadan. Gene üstten eğer hamle yapıyorsak ayrıca da yatıyor. Evet. Bu da arka koltuğa oturabilmemiz için. Arka koltuğa oturabilmek için üstte de kontrollerimiz var. Oradan da faydalanabiliyoruz. Yani sadece şu hareketle de geçiş sağlayabiliyoruz. Geçiş sağlayabiliyoruz. Ayrıca da komple yatıp şimdi bagaj haline getirelim. Şuradan herhalde çekeceğiz mandalı. Evet. Bunun bir başka özelliği var. Seni buraya oturtturacağım lonç koltuğa gene. Bir orta sehpa oluyor. Orta sehpa oluyor evet. Şimdi kaç litre oldu? 1800 litre gibi bir hacme ulaştık şu anda burada. 1800 litre ciddi bir İnanılmaz rakam. İnanılmaz bir şey ki ciddi buraya da file gergi sistemleri konulmuş. Araçla birlikte verilen filesini koyarak kendi yolcu güvenliğimizi de sağlayabiliyoruz. E artık seni lonç koltuğuna bir oturtalım. Ceyhan abi yine sen arka bölümü bir anlat. Lonç koltuğunda şu detayları bir, ya ne kadar güzel bir görüntü var arkada bile. Yani sunroof'u da açmışsın. Gökyüzüne hakimim ve inanılmaz bir rahatlık var şu anda oturduğum yerde. Sen seviyorsun bu lonç koltukları, ben sana söyleyeyim. Şimdi yani arka koltuğun keyfi ayrıdır ama genelde otomobillerde çok dar olduğu için tercih edilmez oturmak için. Fakat burada şu anda anlatamam rahatlığımı. Yani gerek bacak boyu gerekse de tavandaki mesafem olarak ki yine sunroof olmasına rağmen. Öne doğru gidip geliyor mu Ceyhan abi? O da bu var koltuk galiba. Koltuk tabii ki. Kızaklı olarak. Oo. İstediğin gibi ayarla bu arada. Sağlayabiliyorum. Yedinci koltuklara da faydası var arkada. Tabii ki arkada oturan kişilere de rahatlıkla alan sunulabilir. Ben bunu öne aldığımda da hala rahatım. Şimdi burada lonç koltuğumda benim çok da güzel pratik hazırlanmış. Bardaklıklı bir orta kolluğum da mevcut. Hani 5 yolcu veya arka sırada 3 yolcu olduğunda bunu kapatabiliyoruz. Çok rahatlıkla da hatta onu da göstereyim. Evet, yani bir yolcu olarak da rahat bir oturma şekli var. Şimdi burada bahsedeceğim diğer detay, aracımız 4 bölge klima kontrollü. Burada gördüğünüz gibi kendi tercihime göre sol tarafı biraz daha ısıtabiliyorum, yönlendirebiliyorum. Aynı şekilde sağdaki arka yolcu da bunu kullanabiliyor. Direkte de galiba havalandırma var. Bir de önde var benim gördüğüm kadarıyla. Şimdi evet, direğimizde havalandırma sistemimiz burada var. Yani koltuk altlarına, ayaklara da sıcaklık üfleyebiliyorlar. Buradan da yüzüme hakimiyet sağlıyorum. Açma kapama ayarlarım. Derecemi alıyorum. Koltuk ısıtma var arka koltuklarda 3 kademeli olarak. O tercihimi yapabiliyorum. Gerçekten arkada yolculuk için çok rahat bir otomobil. Aynı şekilde burada cam güneşlik perdem mevcut. Aslında her arabada görebildiğimiz bir ayrıntı değil bu. Benim çok sevdiğim gene yani güneşli havalarda ne kadar solar cam da olsa bazen ihtiyaç hissediyoruz. Olabiliyor. Yani her ne kadar karartılmış camlar da var araçta ama güneşlik perdemizde ayrı bir konfor sunuyor bize. Gayet güzel. Bize özel arkada oturanlar için
hoparlörler de var. Oraya da konmuş. Ya müziği şimdi, buradan da tercihen müzik sisteminden ayrıyeten bahsedeceğim zaten. Çok özel bir müzik sistemi mevcut. Bowers & Wilkins olarak. Yani arka koltukta, arka kapıda dahi burada iki tane hoparlörünü görüyoruz ki ön tarafta çok daha fazla var. Bunun arkasında da hoparlörleri var. Yani kabaca şöyle baktığımızda 15 civarında hoparlör görüyoruz. Sayı olarak diyorsun. Evet. Bayağı fazla. O zaman ne yapalım? Yola çıkalım, bir de önün keyfini yaşayalım. Test sürüşümüze çıkalım yavaş yavaş. Abi hoş geldin. Oh, hoş bulduk. Bir soğuk oh dedin havada, ama dışarısı biraz üşütücü olduğu için arabanın içine girdik. Evet, sıcacık bir ortam, evet. Güzel bir ortam. Önce kemerlerimizi bir takalım ama emniyet kemerini takarken benim gözüme çarpan burada güzel bir şey var. 1959'dan beri ibaresiyle emniyet kemeri birlikte. Kolay. Düşünün bakın, 1959 müthiş. Tabii bunun da bir hikayesi var, onu da anlatacağız. Yani şeyden mi başlasak acaba? 1903 yılında Libo bulmuş. Gustave Libo, Fransız bir mucit bulmuş emniyet kemerini. Ama esas şimdi 3 noktalı emniyet kemerinin kullanımını 1959 yılında Volvo başlıyor. Esas burada en önemli nokta şu. Volvo bunu kullanmaya başladıktan sonra patent haklarından feragat ediyor ki tüm üreticiler bunu kullansın, yolcuların can güvenliği açısından çok önemli diye. Bunun için yani de teşekkür ediyoruz. Dünyaya bir hizmet sunuyorlar, otomotiv hizmet sektörüne. Kesinlikle. Müthiş. Evet, aracımızı çalıştırmak için sen çok seversin, bul bakalım. Direksiyonda yok, solda yok, sağda da yok. Ortada konsolda çok şık bir anahtarla. Ben de hiç rol yapamam ya. Tabii önceden baktık buna ama gerçekten güzel bir yerde kullanım anlamında. Gözünüzün önünde start stop var. Hemen başlıyoruz. Startımızı verdik. Ekranımız geliyor. Benim ekran da geldi. Şimdi buradaki ekranı da göreceğiz. Hani bazı yorumlara baktım. Ekranın yetersiz olduğu, küçük olduğu düşüncesinde bir yorum yapılmış. Ben katılmıyorum ona. Yani çok da büyük olmasına gerek yok. Bence buradan rahat yani, kullanılabilecek dokunmatik bir ekran sonuçta. 12 inçlik bir ekranı var. Bence de kullanımı gayet rahat, okunaklı. Yani burada ekranda gördüğümüz zaten ilk açılış ekranımız burası. Hareket etmeden ben bir şey göstermek istiyorum. Hep izleyicilerimize de söylediğimiz araçlarınızın kullanım kitapçıklarını okuyun deriz. Bir kitapçıkları olur araçların. Volvo burada çok güzel bir hizmet etmiş. Sadece durur açıp konumda... Açıp da okumayız ama bu arada. Açıp da okumayız. Durur konumda kullanabileceğimiz, faydalanabileceğimiz kullanım kılavuzunu buraya ekrana koymuşlar. Evet. Yani herhangi bir araçla ilgili detayı çok rahatlıkla bu anahtar ne, bu ne işe yarıyor kısmını ufak... Aracın üstünde dokunduğumuz noktalar var. Noktalardan... O detayı bize veriyor. Veriyor. Sen de burada açılıp... Gayet güzel. Metin olarak da kullanabiliyorsun. Çok hoşuma gitti gerçekten bu. Aslında şöyle, hani o koca kitapları arabada taşımaktansa ya bir yerde kaldık. Yani bir problem var arabada, çözemiyoruz. Telefonla da ulaşamıyoruz. Rahatlıkla buradan o konuyu çözebiliriz diye düşünüyorum. Çözmemiz mümkün. Evet. Aç, oku, bak. Ben sana araca binmeden önce kullanımını kolaylaştırmak için direksiyon ısıtmanı, koltuk ısıtmanı açtım. Olmuş. Burada müthiş. En güzeli direksiyon ısıtma birçok arabada olmakla birlikte tek kademelidir. Burada 3 kademe seçeneğiyle sunulmuş. Bu da çok büyük avantaj bana göre. Koltuklarda genelde biliriz ama hani 3 kademelidir. Evet, direksiyonda ama tek kademedir. Direksiyonda 3 kademe güzel olmuş, evet. Evet, çok hadi bakalım. Sportif bir görüntüsü var. Şöyle iç dizaynından da bahsedip ondan sonra harekete geçelim diyoruz. Çünkü bir yandan trafikle boğuşurken, bir yandan size bunları anlatırken bazı eksikler kalıyor. Sevgili seyirciler, çok güzel bir nappa deri. Her yeri deri yalnız her bu arada. Her yeri deri, evet. Yukarı direkler ve üst tavan nubuk yapılmış. Ama gene burada bir çok güzel bir detay var.
tutamaçlar, elcikler yine deri kaplı. Deri kaplı gerçekten. Plastik evet. Tutmuyorsunuz. Onun sıcaklığını hissediyorum şu anda tuttuğum anda bile yani. Güzel bir beyaz çizgiyle dikilmiş. Çok şık bir görüntüsü var. Zaten ekrana da yansıyor. Size detayları da vereceğiz. Gökhan, ben bu arada koltuğun rahatlığından söz etmek istiyorum. Yani oturduğum anda hissettim. Böyle baldır altlarımı tamamen dolduran bir sportif koltuk yapısı evet. Var. Yani hakikaten... Yarış koltuğu gibi sanki. Yarış koltuğu gibi gerçekten ve çok güzel sarmalıyor vücudu. Şu koltuktaki detay da gözden kaçmıyor. Evet. İsveç bayrağını koymuşlar oraya. Küçücük göze batmayacak şekilde koymuşlar. Güzel bir detay o da. Ne yapalım? Gidelim mi yavaş yavaş Ceyhan abi? Haydi hareketlenelim. Peki hangi konumdayız? Bu arada Drive Mode kodu da burada. Start stopun hemen yanında. Buradan tercih yapalım. Buradan tercihimizi yapmak için anahtara bastığımızda zaten ekranımızda görebiliyoruz. Pure tamamen elektrikli modu, hibrit, benzin motorlu ve de elektrik motoruyla ortak kişisel tercihlerini yapabiliyorsun. Güç kullanabiliyorsun ya da off-road seçeneği var ki burada havalı aktif süspansiyon da devreye giriyor. Aracımızı zaten bagajını yükseltirken göstermiştik. Şahane. Aracımız yüksekliğinde otomatik ayarlayabiliyor. O zaman yavaş yavaş gidelim. D konumumuzu aldık. D konumunda ben şu anda eko sürüşü aldım ki bataryalarımız çok boş, çok biz de kullandık. Bir yandan dolsun diye söylüyorsun. Evet. Zaten hani modeline de baktığımız zaman tamam XC90 ama Recharge diye bir eki de var. Kendi kendine şarj edebiliyor aynı evet. Zamanda. Evet, şimdi bu bindiğimiz aracımızın tam açılımı, model adı Volvo XC90 T8 Hybrid. Bu da R-Design donanım paketli bir araç. Ne demek? İçinde bulunduğumuz. Onu şimdi, da açıklayalım. Yani bir kere hibrit dediğimiz hem benzin motorunu hem elektrik motorunu kullanıyor. Birçok bu şekilde otomobili denedik biz birlikte. Her bir firmanın uygulama şekli farklı olabiliyor. Şimdi bu araçla ilgili bilgi vermek gerekirse benzin motorumuz ön tekerleklerde tahrikli 2 litre benzinli turbo 303 beygir gücünde. Elektrik motorumuz ise arka tekerlekleri tahrik ediyor. Dolayısıyla 4 tekerlekten çekişli bir otomobile biniyoruz. Arka tekerleklerimize güç aktarımı yapıyor. Şimdi araç tamamen kendi yazılımıyla senin güç ve çekiş ihtiyaçlarına göre benzinli motor mu, elektrik motoru mu, ikisine ortak mı karar veriyor. Eğer sadece benzinli arabayla seyrediyorsan, benzinli motorla seyrediyorsak bir yandan da akülerini doldurmaya başlıyor. Aracımızda 11 kilowattlık bir kilowatt saatlik batarya mevcut. Bunu da ekranda takip edebiliyoruz, görebiliyoruz. Tabii ki görebiliyoruz. Ben sana onu bu şekilde gösterebilirim. Sürücü evet. Performansı ekranına geldiğinizde şu anda pilleri şarj ettiğini gösteriyor. Nasıl kullanım mesela. Kolay mı ekranı? Çok basit, çok hızlı. Yani gerçekten çok kolaylıkla her şeye ulaşılabilir bir yapı yaratmışlar. Şu anda hareket ettiğimizde... Bir de performansına bakalım. Performansa geç. Ne kadar saniyede 0-100? 0-100'ü aracın 5.8 olarak bildirilmiş. Şu anda tabii ki trafik içinde olduğumuzdan bunu yaşayamıyoruz. Ki 2250 kilo ağırlığı var aracın. Yani hani küçük bir pil kullanılmasına rağmen aracın kendi gövde yapısından kaynaklanan bir ağırlığı var. Bunu da 5.8 saniyede 0'dan 100 kilometreye ulaştırmak öyle çok... Her baba yiğidin harcı yoktur, teyirimi vardır ya öyle bir şey ifade yani, edeceğim. Arabayı incelemeden önce, otomobili incelemeden önce böyle beklentim benim 7.4-8 olabilir diye düşünürken sen bana 5.6-5.8 deyince 5.8, evet. Şaşırmadım dersem yalan olur. Ne değil? Ben sana sadece benzinli motorun gücünden söz ettim 303 beygir diye. Ancak bir de elektrik motorumuz var. Elektrik motorumuz da 87 beygir güç üretiyor. İkisinin toplamı 390 beygir. Güç. Bunun yanı sıra her iki motorun toplam tork gücü 640 Nm. Yani hakikaten yine hattı sayılır bir tork var. Bu beygir ve bu torkla birlikte de araç 5.6 saniyede hızı yakalıyor. Ulaşabiliyor. Gene yani, çok şey anlatılacak gibi. Çok detay var. Özellikle kullanımla ilgili, performansı ile ilgili. Şimdi aracın zaten birçok
bugün güncel fonksiyonları araçta mevcut. Biz yine mümkün olduğu kadar farklılıklarından söz etmeyi ve öncülüklerinden söz etmeyi ben istiyorum. Güvenlikle mi başlayacaksın? Güvenlikle başlayacağım. Çünkü Volvo demek güvenlik, sağlamlık demektir. Bir, İsveç çeliğiyle meşhur bir ülkedir. Demir cevherinde fosfor ve kükürt bulunmadığı için cevherden üretilmiş çelik çok güçlü. Yani dünyaca tarihinde meşhur. Mesela tarihte Ulrich kılıcı diye bir kılıç vardır İsveç ustalarından birinin adını. Çelik nedir? Çok sert bir malzemedir. Ancak sertliğin beraberinde gelen kırılganlık vardır. Şimdi İsveç çeliğinin özelliği çok zor kırılabilen bir çelik. Şimdi Volvo bu nedenle bir kere karoseri yapımında sağlamlığı kanıtlanmış bir araç. Ben kendimi bildim bileli Volvo bu konuda bir numara, kim ne derse desin. Ama buna bir ek yapacağım. Lafını gene balla kesiyorum. Unuturum diye ekliyorum. Bu arada 2021'e gelirken de o karoserde kafesinde %30'luk bir güçlendirme daha yapmışlar. Bir ya. Yerde de onu Kansu'ya da söyleyelim sevgili Kansu. O testlerle ilgili bir görüntü var. Onu da bir araya sokup yayınlayalım. Gerçekten önemli o test. O görüntü çok önemli. Yani bu aracın ne kadar kokpit içinde güçlü olduğunu da orada gösteriyor açıkçası. Kaldığımız yerden devam edelim. Evet, şimdi Volvo sadece ürünün sağlamlığına güvenip yoluna devam etmemiş. Birçok güvenlik unsurunun öncülüğünü yapmış. İşte az önce söz ettiğimiz emniyet kemeri bunlardan biri. 1991 yılında yan çarpışmalarda kaza güvenliği sağlamak için yan çarpma önlemlerini ilk uygulayan marka. Yani kapı barları, kapı güvenliği diyeceğim ben buna. Ardından daha bugünlerde yeni yeni kullanıma girmiş olan birçok fonksiyonu Volvo çok önceki senelerden denemiş. Bunlardan birisi yaya güvenliği. Hani sen kaza videosundan bahsettin, bir duvara çarpma videosundan bahsetmiştin. Güzel bir test görüntüsü o. Şimdi ayrıyeten mesela Volvo'nun yaptığı hayvana çarpma testleri var. Yani şimdi bir kuzey ülkesi, orada karların arasından çıkabilecek ren geyikleri, şunlar bunlar. Doğal yani, ortam çok tabii. Doğal ortam çok olduğu için bu şekilde yani akla hayale gelmeyen testleri ilk uygulayan markalardan bir tanesi. Müthiş bir konforu var. Sürüş anlamında da şöyle söyleyeyim. Size hiçbir şey hissettirmiyor. Müthiş keyifli. Hakimiyeti çok yüksek. Özellikle virajlara girdiğinde sonuçta çok yüksek bir otomobil. Hani SUV'den de çok yüksek. Bu da bir gerçek. Evet. Büyük evet. Bir güven veriyor. Onun da altını çizmek lazım. Evet, yavaş yavaş sonuna geliyoruz Ceyhan abi. Son bir söz senden alayım. Vallahi ne diyeceğim bilmiyorum ama ben yine ben biliyorum. Keyifli doyamadığım bir araç içindeyim şu anda. Sen biliyorsun tabii ya, ben bilemiyorum onu. Yok yani gerçekten hakkını veriyor araba. Hani al beni uzaklaş diyor içinde. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum ben de. Haftaya gene başka modelle, sürprizlerle görüşmek beraber üzere. Olacağız. Teşekkürler. Görüşmek üzere, sağ ol. Bin Garaj özel bölümümüzde geçen hafta Türkiye Rally Şampiyonluğunu bu sezon kazanan Burak Çukurova'yı konuk etmiştik. Bizleri yurt dışında da başarıyla temsil eden Çukurova, bugünkü ikinci bölümde Türkiye'deki durum değerlendirmesiyle takım olarak gençlere yönelik yapacakları planları anlatıyor.
olarak asmış. Sağ 3, sol 2. Bugün evet bir sürü kişi bize maille ulaşıyor, telefonla ulaşıyor. Diyor ki nasıl başlarım, ne yapmamız lazım? Bizim önümüzdeki sene için 5 otomobillik bir kap organizasyonumuz olacak. Ama bununla ilgili yurt dışında epey sponsorlar var. Ha, biz çok şanslıyız. Açıkçası kendi adımıza sponsorlarımız var. Ama bu sponsorlar tabii ki bizde olurken tutkumuzla beraber oluyorlar. Tutkumuzla beraber oldukları için yarışa da geliyorlar, her türlü desteği de sağlıyorlar. Ama maddi kısımda belli bir yere kadar. Sonuçta biz en başta olmamıza rağmen işte bir kapı numarasıyla çıkıyoruz. Allah nasip etti bu sene de şampiyon olduk. Ama sezon sonunda hani kimse bizi arayıp da hani Burak Şükürova biz sana sponsor olalım, şöyle yapalım falan. Bizim seçme veya hani rakamı yukarı çıkarma futbolda veya başka sporlarda olduğu gibi böyle bir durumumuz yok. Yani buralarda tabii ki kulübün, federasyonun hani büyük desteği önemli. Hani bunu nasıl sağlarız? Tabii ki kulüpler, federasyonlar uğraşıyor ama biraz önce de dediğim gibi kulüpler sezonda bir tane rally yaparak zaten kendileri zor ayakta kalıyorlar. Yani bunu 3 rally, 5 rally'ye çıkartıp hani türlü aktiviteler yapılıp ve göz önünde gözükmemiz lazım. Biz gözükmediğimiz zaman bir şey yok. 2 sene önce federasyonumuzun bir çabası vardı, bu TRT'den canlı verilecekti yarışlar. Ama sanırım bu pandemiyle ilgili ertelendi. İnşallah böyle bir şey olur. Hem gençlere daha fazla destek olur. Sonuçta federasyonun önü gençlerle açılacak. Ben ona inanıyorum. Bunu sağlamak için de takımları kullanmaları lazım. Federasyon kendi başına tabii ki bir şey yapma şansı yok. Ama takımlara bir destek olarak, gençleri yarıştırmaya ön ayak olarak bir şeyler olabilir. Bugün çünkü Türkiye'de işte biliyoruz ki Ayhan Can Güven var, Cem Bölükbaşı var. Bunlar gerçekten yurt dışına gidip destek görüp ve başarılı olmuş kişiler. Biz de çok gurur duyuyoruz, mutlu oluyoruz. Ama daha onun gibi hala gençler olduğunu düşünüyorum. Ama bunların önünün açılması için sponsorları bulmamız lazım. Bizim için biz zinciriz. Biz olmasak, takım olmasak spor olmaz. Siz olmasanız medya olarak kesinlikle olmaz. Ha, federasyon olmasa o da olmaz. Bu bir zincir ama zincir de en zayıf halkasından kırılıyor her zaman. O yüzden her halkanın güçlü olması için hani federasyon bacağı destek olacak. Takımlar doğru insanları, doğru yatırımlar yapacak. Sporcular da gayet keyifli bir şekilde yarışacak ve bu sporu anlatmaya çalışacaklar. Biz maalesef hala dışarıdan bakıldığı zaman hız sporu olarak algılanıyor. Evet, bizimki yavaş giden bir spor değil ama bizim yarıştığımız otomobilin son hızı 180 yapıyor. Yani 180 kilometre baktığınız zaman sokaktaki insana benim arabam 200 yapıyor, 220 yapıyor diyor. Şimdi onun algısı başka. Yani o sadece hızlı gider. Ben hep aynı şeyi söylüyorum. Yani tuğlada koysanız gaz pedalına işte otobandan kaç yapıyorsa araba yapar. Amaç orayı hızlı dönme bir teknik var. Bir rally doğayla mücadele arkanızda 30-35 kişi var. Arabanın düzgün yapılması, lastiğinizin düzgün olması, idarenin, ekibin size doğru moral veriyor, doğru yönlendiriyor olması, kopilotun doğru, pilotun doğru olması lazım. Siz sonunda sadece gözüken bir tane figürsünüz. Yani bugün bu dünyada da böyle, rallide de, Formula 1'de de, hepsinde böyle. Önde bir tane Hamilton gözüküyor ama arkasında işte 400-500 kişilik bir ekip var. Ekip var, FIA var, takımı var, federasyonlar var, kulüpler var. Bunlar bir zincir. O yüzden umarım 2022'de hani bunların önü açılır. Hem daha çok destek görürüz kulüplerden, federasyondan. Biz de elimizden zaten maddi manevi ne geliyorsa fazlasını yapıyoruz. Bunu herkes biliyor. Umarım hem gençlere bir şey yapabiliriz, hem kendi adımıza takımı daha büyütebiliriz. Hedefimiz var zaten. Seneye dediğim gibi bir kap yapma projemiz var. O da Türkiye için bir ilk ve özel olacağını düşünüyorum. İnşallah başarılı oluruz bu konuda. Biz yaptığımız zaman organizasyonu, dünya çapında yapılan organizasyonların hiçbirinde kötülük yok. Biz Dünya Rally Şampiyonası'nda çok iyi yaptığımızı ben düşünüyorum. Zaten aldığı övgülerden belli. Formula 1 de aynı şekilde. Ama biz hani buralara gitmek için altta sporcu hazırlamak ve hani sporun altyapısını hazırlamak adına buralarda daha farklı destekler. Devlet tarafından da keşke bulabilsek. Yani bugün gerçekten bir kişi, iki kişi değil bu spora bir yatırım olabilse. Motor sporlarına denilse ki ben şu anda biliyorum Türkiye'de
2019 itibariyle bildiğim kadarıyla 9 milyon dolardı bizim toplam motor sporlarında dönen bütçe. Toplam. Bu İngiltere'de 13 milyar pound. Yani bizim yaklaşık 1600, bugünkü kurla çevirirseniz 1600 katı büyüklüğünde bir sektör bu. Yani bu gerçekten bir sektör. Bizde hobi olarak hala bakılıyor. Yani buna sponsorlar da firmalar da hobi olarak kesinlikle bakmaması lazım. Yani bu, evet, biz hobi yaptığımızı zannediyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Ama bu hobi değil, bu çok büyük bir sektör. Yani size bahsettiğim şey milyar poundlarla, eurolarla ortada olan bir sektör. Bunun hani devlet ayağı da, hani bugün futbolda dönen rakamları hep beraber ucundan biliyoruz. Basketbol, voleybol, bu da gerçekten önemli bir spor dalı. Çünkü takım ruhu, bireysel başarı, takımsal, yani takım olarak komple başarı, doğayla mücadele ediyoruz. Bir yerden başlayıp bir yere gidiyoruz, otomobiller devamlı bir parkurda kalıyor, halkın göz önünde kalıyor. O yüzden bunun hak ettiği değeri alması için hani devlet tarafıyla beraber herkesin elini taşın altına koyması lazım diye düşünüyorum. Ha, ben tabii bunu 10-15 sene önce belki konuşmazdım, belki şu anda yaşım itibariyle konuşuyorum. Ama gerçekten iyi olsun, hani hakikaten gençlere artı bir şeyler çıkaralım. Hep beraber güzel bir yarış ortamı olsun istiyoruz. Biz biraz önce dediğiniz gibi yurt dışında ne var ne yok. En son gittiğimiz yarışta pazar sabahı işte başlayan bir yarış vardı, tek günlük. Orada 77 yaşında Brick adı altında bir karı koca yarışta start alıyordu. Şimdi 77 yaşında bir insan hani tulum giymiş, lastik ısıtıyor önümde. Şimdi ben hayranlıkla çifte bakıyorum. Yani kendi lastik ısıtmamı bıraktım, adamları seyrediyorum. Yani çünkü benim beynimde, benim algımda yani nasıl olabilir diyorum bu yaşta bir insan. Yani pazar günü sabahın 6'sında kalkacak da etaba gidecek, gazlayacak. Ve gerçekten etapta da bizden sadece 1-1,5 saniye geri kaldı. Yani gerçekten müthiş gidiyor yani. Ama orada ben daha önce bunu yurt dışındaki fuarlarda da görmüştüm. İnsanlar 60-70 yaşında gidip tulum seçiyorlar. Sonuçta yurt dışının yaptığını biz çok daha iyisini yapabileceğimizi gösterdik. Ama niyet olması önemli. Birilerinin buna ön ayak oluyor olması lazım. Hep konuşuyoruz bu konuları. Ama hani eğer bu niyeti, bu çabayı gösterebilirsek bence çok çok güzel olur yani. Çünkü hem gençlerin de olduğunu biz görüyoruz. Var. Ama bugün biz takım olarak, yani biraz önce de dediğim gibi, epey pahalı bir spor. Baktığımız zaman şimdi hele işte dünyadaki ekonomik düzenin böyle bir durumda, sponsorlarda hani 10 liralık bir maliyet varsa ancak 1-2 lirasını verebiliyorlar. Onlar da kendilerince haklı ama burada gene dediğim gibi geri dönüşünün fazla olduğu ve sporu anlatacak kişilerin, evet biz de anlatırız ama biz de beraber hani kulüpler ve federasyon buralarda çok ön ayak olur diye düşünüyorum. Umarım aynı desteği yaşarız, görürüz. Daha iyisini yaşama şansımız hep beraber olur. Sol üç az uzun dışa bırak asmış. Sağ üç, sol iki. Sırada her zaman olduğu gibi Tekno Garaj bölümümüz var. Bugünkü bölümde endüstriyel tasarım uzmanımız Enes Elver, sohbetinde otomobillerde Kingpin açılar, Castel, Camber ve Ackerman ayarlarıyla direksiyon davranışlarını anlatıyor. Temel açılar var, isimlendirilmiş. Dediğimiz gibi artık otomobiller fabrika tarafından yapılıyor ve diğer ayarlara kapalı. Birkaç ayarı yaptırabilir. Rotçuya gittiğin zaman da ayardan çok kontrol edebilirsin otomobili. Ama biz bahsedelim. Camber ayarı diye bir şey var. Camber ayarı lastiğin stabil dururken ideal yükseklikte yeryüzüne yaptığı açı. Sıfır olabilir. Bir derece negatif olabilir. Pozitif olabilir. Bütün bu geometrik tercihlerin sonunda sen ne istiyorsan o olabilir.
Ama genellikle şöyle yapılıyor. Nasıl olsa bu otomobil dönecek, yatacak. O 90 dereceyi pek koruyamayacağız. Yığılacak. Biz önceden bir hafif negatif verelim ki lastiğin ideal miktarını kullanalım. Böyle bir temayül var. Kamber açısı bu. Statik bir açı yani. Kaster veyahut da Kingpin'e gelelim. Gene fabrikanın oluşturduğu bir şey. McPherson üstünden gidelim. Veyahut da şöyle yapalım. McPherson'un amortisörün kupaya bağlandığı noktayı üst rotil olarak ele alalım. Bir de aşağıda bir rotil var. Tekerlek bu üst rotille alt rotilin hayali ekseni üstünde dönüyor. Biz çevirdiğimiz zaman. Mühendisler kolları öyle bir ayarlıyorlar ki sağa veya sola çevrildiğinde o doğal akkerman çıkıyor. Fakat Kingpin açısı başlarına şöyle bir bela açıyor. Üst rotili mümkün olduğu kadar dışarıya doğru yaklaştırıyorlar. Çünkü bu benim teorim ama doğru olduğuna inanıyorum. Yani görüyorum da zaten bunun üstünde çalışılıyor. Kamber negatif bir duruma sebep oluyor. Tam sağ veya tam solda tekerleğe ters hareket veriyor. Yani altına alıyor. Kastere karşı direniyor. Kaster açısıyla da bunu kurtarmaya çalışıyorlar. Biraz karmaşık oldu bu iş. Kaster de aynen sarhoş tekerlek dediğimiz sandalyemizdeki tekerleklerin ekseninin kaçıklığına benziyor. O düz, bir de bunun bir açısı var. Açıyı şimdilik ihmal edelim. Otomobili ileri sürmeye kalktığımızda arkadan itişte tekerlekler arkaya dönüyor. Fren yaptığımızda da arkaya dönüyor. Sıkıntı yok. Ama önden çekişte traksiyon tekerlekte olduğu için tekerlek o eksenin önüne doğru dönmek istiyor. Dolayısıyla önden çekiş otomobillerde hızlı akselere ettiğinde dalar, otomobil düz gidemez. Yani bir oraya bir buraya dalar, kafası karışır. Bunu biraz bu tarafını serbest, bu tarafına doğru bu olumsuzluğu yığıyorlar. Fren tarafında, frende sağa sola dalarsa tehlikeli. Kullanıcı hata yapar. Dolayısıyla frende tekerlekler biraz sarhoş tekerlek etkisi yapıyor. İnce çizim yaparak anlatmak lazım buraları. Dolayısıyla kaster ve kamberin bileşkesinde kullanıcıya direksiyonda bir hissiyat oluşuyor. Fakat şöyle bir şey oldu son 15 senedir. Power kullanmayan araba kalmadı. İşler değişiyor. En ucuz segmentte bile gittiğiniz zaman otomobilin power'ı var. Power derken yani o direksiyonu yumuşatan, araya giren sistem. Bunun hidroliği var, elektriklisi var, var. O sistem kullanıcıya feedback verme kabiliyetlerini değiştirebiliyor, kısıtlayabiliyor veyahut da serbest bırakıyor. Ama powerlar bunu biraz engelliyor. Yani çok hafif gecikmeler var ve de öyle istiyorlar. Power olan bir arabanın mesela bir viraj döndü, otomobilin arkası hafif kaydı, kontra vereceksin. Eski otomobillerde direksiyonu bırak, o yerine gelir. Powerlı otomobillerde bırak, düşünür. Çünkü arada o var. Ama
çok iyi powerlar, yani iyi yarış arabalarında buna çok kafa yoruyorlar. Yazılım yapıyorlar, G sensörler, açılar maçılar, oradan gelen feedbackler, beyin düşünüyor, direksiyonu o ara serbest bırakıyor. Şimdi çok ileri sofistike bir bilgiyle harman ettik bu işi. Biraz kafalar karıştı galiba. Yani şimdi burada bir gevezelik yaparak, işin karmaşıklığını da söyleyerek alim ayakları atmaya çalışmıyorum ama burada böyle bir gariplik var. O mühendislerin problemi, o kendi dünyalarında bu tartışılıp duruyor. Ama otomobillerde sonuçta hepsi oturup buna bir bakıyorlar. Power işe karışıyor. Yani anlatabildim mi? Böyle bir durum var. Bu bir düzenek. Sırada ilgiyle izlenen Sim Garaj bölümümüz var. Sporun hangi dalı olursa olsun seyircisiz pek de bir tadı yok. Ama ekran başındaysanız bu kez de bizlere, spor spikerlerine ihtiyacınız var. İzleyenlere hem yardımcı olmak, sesiyle, anlatımıyla oyunun coşkusunu vermek başka bir meziyet, başka bir yetenek. Bein Sports ekranlarından izlediğiniz maçlara sesiyle, anlatımıyla renk katan bir meslektaşımı Sim Garaj'da konuk ediyoruz. Özkan Öztürk. Merhaba, Sim Garaj'a hoş geldiniz. Bugün çok özel bir konuğum benimle, Özkan abi, Özkan Öztürk. Nasılsın abi, iyi misin? Teşekkürler Onat, iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Spikerliğin dışında burada farklı bir şey yapacağız bugün. Nasıl çok hissediyorsun? Fazlasıyla heyecanlıyım. Açıkçası programı devamlı takip ediyorum. Bu bölümü keyifle izliyorum ama şimdi buraya oturunca işler değişti. Biraz heyecan yaptım, bana yardım edin. Peki oturmadan önce de programı izlediğini söylemiştin, takip ettiğini söylemiştin. Burada kendine hedef olarak gördüğün birileri var mı? Yani şimdi Burak zirve yapmış. Yani Burak... Ben Burak'tan böyle bir şey bekliyordum bu arada. Yani beklenti ben yüksekti. Ben de oturunca bir anladım. Geçmişten de tanıdığım için Burak'ı, onun arabalarla olan ilişkisi çok haşır neşir. Burak'tan böyle bir şey bekliyordum. Burak'a yaklaşabilirsem benim için mükemmel. Evet. Yani diğer arkadaşlarımı geçersem tamamdır. Okey o zaman. Şöyle ben formattan bahsedeceğim o sırada sen çıktığın zaman. Hatta ufak ufak da başlayabiliriz istersen. Tamam. Hafiften sen de pisti bir tanımış olursun. Güzel olur benim için. Şu şekilde burası düzlük şu anda çıktığımız yer. Buraya bir dahaki turda geldiğimiz zaman turlar başlayacak. 3 turumuz var. En iyi zamanını alacağız 3 turdan. Hani birinde hata yaparsam. Hani birinde hata yaparsan eğer hani endişelenmene gerek yok. Telafi edebileceğin 2 turun daha olacak sıralama turunda. Sonrasında zaten bitirmiş olacağız. Ben de merak ediyorum açıkçası. Ben de çok merak ediyorum. İşe nasıl başladın veya sana küçükken sordukları zaman ileride ne olmak istiyorsun dediklerinde bu meslek var mıydı? Vardı. Yoksa başka şeyler mi söyledin? Merak ettim açıkçası. Ya açıkçası... Ya futbolcu olmak istiyorum diyordum ya da maç spikeri. Çünkü bu benim hayalimdi sevgili Onat. Evet. Herkes yapmıştır ama bir kez daha ben burada deklare edeyim bunu. Yani bizim meslekte olan herkes yapmıştır. Bir yandan konsol oyunlarında oynarken ya da maç yaparken sokak arasında diğer yandan da maçı anlatan kişiydim ben. Arkadaşlarım da keyif alırdı bundan. Bana anlattırırlardı. Süper. Ve bu şekilde de ben... Mesleğe döndü aslında, evet, gerçekten. Meslek oldu. Evet. Bu aşk mesleğe dönüştü. Hala aşk devam ediyor, o tutku devam ediyor. Ama bir yandan da günün sonunda evimize ekmek götürüyoruz. Ve bu bizim mesleğimiz açıkçası. Tabii nasıl başladın dersen... Ben radyo TV okudum. Stajyer olarak başladım. Hem okula gidiyordum hem de bir yandan stajyerlik yapıyordum radyoda. 8,5 sene devamında radyoda bu arada toparlayabilirsin. 8,5 sene radyoda çalıştım. Ardından bayağı bir yalpaldık. Evet. Tutmayı başardım bu arada. Şöyle lafını kesiyorum valla. Bu tur biraz yavaş kalabilirsin. O yüzden... Çalışırsan aslında diğer turlarda toparlayabilirsin. Öyle İnşallah. Ufak bir tüyo vereyim sana. Tamamdır. Bu arada öyle koptuğu zaman gazdan çekersen eğer ayağını veya biraz da frene basarsan toparlarsın. Başka bir şey daha söyleyeceğim. Tamam.
direksiyonu 9-15 dediğimiz tutuşta tutarsan abi. Şöyle mi? Yok, tam 9'la 3. Bir el 9'da olacak, bir el 3'te. Saat olarak söylüyorum. Tamam. O zaman daha hakim olursun arabaya. Tamam. Çünkü yukarıdan tuttuğumuz zaman, bir anda kırdığın zaman sağa ve sola kaçıyor olabilir. Şu elini de aynı şekilde tutabilirsen abi oradan, tam. Tamamdır. Aynen. Bu şekilde kullanırsan arabaya daha hakim hissedeceksin de zaten. Tamam. Bu turun günahı olmaz ona. Aynen aynen. Yapacak bir şey yok. Diğerlerini de telafi edeceksin. Belli de olmaz yani. Hemen geçebilirsin de diğer iki turda da. Hızlı bir dereceye alabiliriz. Bu arada lafını kestim abi. Ya işte 8,5 sene radyoda çalıştıktan sonra devamında televizyona Lig TV ve şimdi Bein Sports geçiş yaptım. Hı hı. 2011 ile 2014 arası dışarıdan maç spikeri olarak geliyordum. Kiralık olarak. Hem radyoda çalışıp hem de burada dışarıdan, hı hı, maç anlatıyordum. 2014'te kadrolu olarak başladım, hı hı, radyodan ayrılıp ve şu zamana kadar da işte anlatmaya devam ediyoruz. Şu anda bu arada 3,5-4 saniye önde gidiyorsun diğer tura göre. Süper. Bu şekilde ya bozmazsan. İlk tur bitirdi yani. Vallahi bak ilk tur yani. Orada nasıl acemilik yaptık. Vallahi kendime kızıyorum. Herkes de oluyor yani. Bu tura odaklanırsan güzel derece çıkacağını düşünüyorum. Hadi inşallah. Ufak bir tüyo verebilirim yine. Burayı döndükten sonra yine tam gaza oturabilirsin abi. Mükemmelsin. Süper gidiyor şu anda. Yine son iki virajımız, dikkat yani edersen. Keskin viraj. Bakalım, ben de hesaplamaya çalışıyorum aynı anda. Ya bayağı çünkü yakın geliyor süreler. Bakalım, son düzlüğe doğru geliyoruz. Peki abi, bu arada şurada bitecek. Ben bir soru daha soracağım sana, öyle tabii sonlandırmak ki istiyorum. Bakalım, bu arada dereceyi de söyleyeceğim sana. 2.29.346 geldi. Yani? 8. sırada tekrar kaldın abi. Hadi 2 ya. Saniyeyle. İyi bir derece. Çok temkinli gittin bu arada. Başta biraz anlamaya çalıştın, cebelleştin, evet, gördüm. Evet. Ama bu zaten tecrübe işi açıkçası. Burada saatlerce vakit geçirsen. Tabii. Burak abiye geçeceğini düşünüyorum. 8. Cihan'ı mı geçtim yani? Evet. Yani o... Herkesin hedefi o zaten. Tamam, o zaman Cihan'ı geçtiysem tamamdır. Belki Güntekin abiye de gelebilirdim, yaklaşabilirdim. Güntekin ona. Abi de hayatında, günlük hayatında spor otomobil biliyorum, kullanmış. O bölümü de izledim. O yüzden çok meraklı. O da bayağı hakim ve temkinli gitti açıkçası. İyi bir süre yaptı. Sana da çok teşekkür ederim bu arada abi. Asıl ben teşekkür ederim. Ya bu fırsatı bana verdin. İlk kez bu deneyimi yaşadım. Umarım keyif almışsındır. Çok keyif aldım. Daha iyi derece yapabilirdim. Ona kızıyorum sadece. Kendime kızıyorum. Daha iyi bir derece olabilirdi. Olsun. Ya hiç takılmana gerek yok. Buradaki kişiler biraz bu yani oynamış, etmiş. Ufak da olsa bir tecrübesi olan kişilerdi. Ama çok büyük keyif aldım. Ama yaklaştın. Yani 2.29.346 dedik ama burada zaten 7 ile 3. arasında baktığında herkes 3-4 saniyenin içinde. Ya işte Güntekin abiyle 3 saniye. Evet, çok yakın dereceler. 3 saniye göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor. Evet. Dediğim gibi antrenmana bağlı, oynamana bağlı. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür çok ederim. Çok güzel bir program oldu. Sevgili Onat. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Motor sporları ve otomotiv sektöründeki gelişmelere ilişkin haber turumuz var sırada. Pratik, şık, sportif ve geniş. Yeni Opel Astra Sport Tourer, Alman üretici Opel, cesur ve yalın tasarım felsefesiyle yeniden yorumladığı Astra'nın Station Wagon modelini dünyaya tanıttı. İki farklı güç seviyesine sahip hibrit seçeneğiyle ilk kez tüketicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 60 yıl önce Opel Kadett Karavan'la başlayan ve ilk Alman Station Wagon modelinin genlerini günümüz teknolojileriyle birleştiren model, Opel Vizör marka yüzü ve Pure Panel dijital kokpit gibi yeni nesil Opel tasarım unsurlarını bünyesinde barındırıyor. Yeni model, Intelli Lux LED Pixel Far teknolojisini Compact Station Wagon segmentinde kullanıma sunarken sınıfının en iyisi ergonomik AGR koltuklarla optimum konfor ve destek sağlıyor. Peugeot, dünya çapında 55 ülkede EACA, üye reklam ajansları ve reklam veren dernekleri tarafından
ortaklaşa düzenlenen dünyanın en prestijli pazarlama ve reklam etkinliği yarışması EFI'den ödülle döndü. Peugeot için hazırlanan ve 43 ülkede yayınlanan markanın yeni logosuyla yeni imajını tüm dünyaya duyuran reklam kampanyası Lions of Our Time Global EFI Awards'da Silver EFI ödülüne layık görüldü. Marka ayrıca Lions of Our Time reklam kampanyasıyla TV sinema kategorisinde kristal elma almaya hak kazanan Peugeot yine Lions of Our Time'la bu kez de entegre kampanyalar kategorisinde gümüş elma almaya hak kazandı. Dünyanın en büyük otomotiv gruplarından Stellantis yeni yazılımı olan CTLi A-Brain için üretilecek yarı iletkenlerde dünyaca ünlü elektronik hizmet üreticisi ve teknoloji şirketi Foxconn'la birlikte hareket edeceğini duyurdu. Yapılan yeni anlaşmayla birlikte Stellantis çatısı altında markaların ve üçüncü parti müşterilerin elektrikli araçlarında yer alması adına tamamen yeni bir yarı iletken çip ailesi tasarlanacak. Araçların yazılım tanımlı hale gelmesi arttıkça da ek beceri ve esneklikler sağlanacak. 2024 yılına kadar hazır olacak işbirliği kapsamında Stellantis'in yarı iletken ihtiyaçlarının %80'inden fazlası Foxconn tarafından karşılanacak. Biz ayrılan yaklaşık bir saatlik bölümün sonuna geldik. Haftaya yine Salı saat 15'te Bein Sports Haber'de birlikte olacağız. Bizleri Bein Sports ekranlarında olduğu gibi Bein Connect YouTube ve sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilir ve izleyebilirsiniz. Yorum ve görüşlerinizi #BeinSports adresine bekliyoruz. Haftaya yeniden birlikte olmak dileğiyle, hoşçakalın.